Merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda kahve içmenin faydalarını ve zararlarını tartışacağız. Bu videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen beğenip abone olarak sayfama destek olun. Teşekkür ederim. Çeşitli kahve türlerini içmek dünya çapında birçok insan için günlük bir rutindir. Bazı insanlar bunu günde 5 defaya kadar alır. Şaşırtıcı bir şekilde, kahvenin vücudumuz üzerinde uyarıcı olduğu yönündeki alışılagelmiş algının ötesine geçen etkileri vardır. Çoğu insan kahveyi tuvaleti kullanma ihtiyacıyla ilişkilendirse de bu herkes için geçerli değildir. Kahve sindirim sistemimizi farklı şekilde etkiler ve bazı kişilerde ishal yerine kabızlık yaşanabilir. Bu etki için genellikle kafeini suçlarız, ancak araştırmalar kafeinsiz kahvenin de benzer semptomlara neden olabileceğini gösteriyor. Bu da bizi bir hormonun salgılanmasının sorumlu olabileceğine inandırıyor. Kahve güne başlamanın harika bir yolu olabilir, ancak ne kadar kafein tükettiğinize dikkat edin. Kafein uyanık kalmanıza yardımcı olsa da, çok fazlası gergin veya endişeli hissetmenize neden olabilir. Vücudunuzdaki savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebilen sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Çalışmalar, çok fazla kafein tüketmenin temel kaygınızı artırabileceğini ve hatta panik atak riskinizi artırabileceğini göstermiştir. Kahvenize biraz lezzet katmak istiyorsanız krema veya şeker eklemeyi düşünün, ancak eklenen kalorilere dikkat edin. Kafeine karşı hassasiyetiniz varsa kafeinsiz kahveye geçmeyi deneyin. Siyah kahve neredeyse kalorisiz olduğundan ve metabolizma hızınızı artırabildiğinden kilo verme çabalarınızda büyük bir yardımcı olabilir. Kahvedeki kafein adrenalin üretimini uyarırken, aç hissetmenize neden olan grelin düzeyini azaltır. Kafeinsiz kahve bile hormon peptidini arttırarak kendinizi tok hissetmenizi sağladığından fayda sağlayabilir. Aralıklı oruç tutkunlarının endişelenmesine gerek yok, çünkü araştırmalar, sade kahvenin orucunuzu bozmadığını ve faydalarının çoğunu koruyabildiğini gösteriyor. Öyleyse devam edin ve kilo verme yolculuğunuzda size hile kodu havası verecek bir fincan sade kahvenin tadını çıkarın. Kahve içmek ellerinizin kan dolaşımında geçici bir azalmaya yol açarak ellerinizin soğumasına ve solgun görünmesine neden olabilir. Bunun nedeni, kahvenin böbreklerinizin üzerinde yer alan ve adrenalin ve stres hormonu olan kortizol salgılayan küçük bezleri uyarmasıdır. Adrenalin, parmak uçlarınız ve ayak parmaklarınız gibi vücudunuzun orta hattından, en uzakta olanlar da dahil olmak üzere kan damarlarını daraltır ve damarların daralmasına ve dolaşımın azalmasına neden olur. Kafein, ölçülü kullanıldığında önemli faydalar sağladığı gösterilen, çok araştırılmış performans artırıcı bir ilaçtır. Antrenmanlardan ve yarışmalardan 60 ila 90 dakika önce düşük ila orta dozlarda alındığında odaklanmayı, dayanıklılığı, gücü ve hızı artırabilir. NCAA, aşırı kullanımı önlemek amacıyla sporcularına kafein sınırı bile koydu. Sporcuların, önerilen limiti aşmamalarını sağlamak için, birkaç fincan kahveye eşdeğer olan yaklaşık 500 mg kafein tüketmeleri sınırlandırılmıştır. Kahvenin epinefrin ve adrenalin salınımına bağlı olarak kalp atış hızını ve kan basıncını geçici olarak artırabildiği yaygın olarak bilinse de, kafeinsiz kahvenin de bu etkiye sahip olabileceğini belirtmek ilginçtir. Kahvedeki başka bir bileşenin sorumlu olması mümkündür. Düzenli kahve içenlerin koruyucu bir tolerans geliştirebileceğinden, uzun süreli kahve tüketiminin hipertansiyona yol açmadığını belirtmekte fayda var. Ancak diyetlerinden kafeini çıkararak daha iyi kan basıncı kontrolü sağlayan hastaları tedavi ettim. Kahveyi günlük rutininizden çıkarmak, 12 ila 24 saat gibi erken bir sürede yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Kafein yoksunluğu baş ağrılarının nedeni, genellikle kafein nedeniyle gergin ve daralmış olan beyindeki kan damarlarının genişleyerek rahatsızlığa neden olmasıdır. Excedrin gibi bazı popüler reçetesiz ilaçlarda kafeinin bulunması ironiktir. Durumlarını yönetmek için kafeine güvenen migren hastaları için kahveyi azaltmak zor olabilir. Kahvenin susuzlaştırıp kurutmadığı sorusu çevrimiçi forumlarda bir tartışma konusu olmuştur. Bazıları öyle olmadığını iddia etse de gerçek şu ki kahve hafif bir idrar söktürücüdür ve daha fazla sıvı atmanıza neden olur. Ancak dolu bir fincan kahve içiyorsanız, içindeki sıvılar kaybettiğiniz sıvıların yerini alabilir.
Ceyhan'dan, espresso shotları gibi yüksek konsantrasyonda kafein içeren az miktarda kahve tüketiyorsanız, kaybedilen sıvıları yerine koyamazsınız ve bir miktar dehidrasyon yaşayabilirsiniz. Ancak aşırı miktarda kahve tüketmediğiniz sürece bu genellikle önemli bir sorun değildir. Kahve, ağzınızdaki acı tat reseptörlerinin aktivasyonu nedeniyle mide asidi salgısını artıran gastrin salınımını uyararak asit reflüyü kötüleştirebilir. Asit salgısını azaltmak için elektrolit, azaltılmış su ve alkali su içmek kanıtlarla desteklenmemektedir. Kahve alımı ilaçların emilimi, metabolizması ve atılımı üzerinde 3 şekilde önemli bir etkiye sahip olabilir. İlk olarak ketoprofen ve parasetamol gibi reçetesiz satılan ilaçların emilimini etkileyebilir. İkincisi, enzimler yoluyla ilaçların metabolizmasını bozabilir, bunların gücünü ve potansiyel toksisitesini artırabilir. Üçüncüsü, minerallerin ve suda çözünen vitaminlerin atılımını bozabilir. İlaç alırken ve kahve içerken bu etkileşimlere dikkat etmek önemlidir. Şişinizi tutmaya gelince, dikkate alınması gereken bazı gerçekler var. Ancak biz elimizdeki konuya odaklanalım. Hayatın tadını çıkarın, kahvenizi yudumlayın, yorumlara yorumlarınızı yazdığınız ve beğenip abone olarak sayfama destek olduğunuz için teşekkür ederim.